Ben Füsun Yalçınkaya ismim. Şu anda Yapı Kredi Yayınları tarafından çıkarılan Sanat Dünyamız dergisinin editörlüğünü yapıyorum. Yani o dergiyi hazırlıyorum ve çıkarıyorum. Aynı zamanda Yapı Kredi Yayınları'nda çıkan sanat kitaplarının bir kısmının da ve yapılan sergilerin de bir kısmının editörlüğünü üstleniyorum. Bundan önce de bir 10 yıl kadar gazeteciydim. Kültür sanat servislerinde çalıştım. Oradaki deneyimlerden de size bahsedeceğiz sanırım. Kültigin Kanak Bulut çok uzun süredir Güncel Sanat yazılarıyla eleştirileriyle sanat dünyasına katkıda bulunuyor. Gazete Duvar, Sanat Dünyamız dergisi ve birçok başka dergide yazıları çıktı. Sonrasında Susma platformunda editör olarak çalıştı. Ardından 2017'de Güncel Sanat Bülteni adlı bir bülten kurdu ve bu bültenin aslında belki öncülü olduğu, şimdi de çok güçlü bir sanat yayınının kurucusu ve yöneticisi diyelim. Ee, aynı zamanda da yazılarına da devam ediyor. Ee, çeşitli yayınlarda ve Argonaut'larda. Ee, şu anda argononotlar e, gün, güncel sanat dünyasında oldukça önemli bir yer tutuyor Çünkü hızlı bir haber içeriğinden öte daha derin e, daha derin içerikler daha uzun yazılar ve inceleme yazılarını alan tanıyor. Bu da hem sanatçılar için hem de sanat çevresi için çok besleyici bir şey. Ya ee, Biz e, hani et bir medya organıyız, bir medya şirketiyiz. Ee, sanat alanında çalışma yapan bir medya şirketiyiz. ama biz o e, sıcak gündemden, e, hani herkesin tartıştığı şeylerden geri kaçınıyoruz. Yani ben hep şey diyorum. Gelenekselleşen çağda sanat eleştirme furyası oluyor Twitter'da özellikle. Her yıl bir tane çıkıyor. Bir kez Hı, çıkıyor. Evet. Bir patlıyor bir yerden. Bu biz mesela böyle sert eleştiriler oluyor Sert eleştiriler. Hesaplardan evet. Ben mesela hiç görmüyorum. Yani önceden kavga ederdim, böyle Hı. cevap verirdim, işte tartışma açmaya çalışırdım falan. Şu an bununla ilgili içerik de girmiyoruz. Böyle bir tartışma var falan diye. Ee, şimdi o gerçi telekten çıkan kitap hakkında bir şey yapmayı düşünüyoruz da ee, hiç böyle mesela bu konulara girmiyoruz veya işte atıyorum ayvayı vey bir şey yapmış Hı -hı. ve olay olmuş. Hı -hı. Hiç dokunmuyoruz o konulara. Bizim kendi gündemimiz var. Bizim gündem olmasını istediğimiz şeyler var. Onu aslında bu işin içine sokmaya çalışıyoruz. Onu Hı. duyurmaya ve onu genişletmeye çalışıyoruz. Hı. Yani ben de ekibimiz de, ekibimizdeki birçok arkadaşımız da aktivizmden geldiği için zaten e, her zaman o e, aktivizm gündemine e, veya aktivizm gündemini genel gündeme, sanat gündemine nasıl sokarız diye her zaman aklımızda olan bir şey. Dolayısıyla e, bu şey belirli gün ve haftalarda işte atıyorum işte yani 8 Mart'ta da olur işte ama biralık e, eski günde de olur, bilmem ne de olur. Bunlarla ilgili hep bir içerik çıkmaya çalışıyoruz. Mesela tüm engeller gününde şey yaptık hani dünyadaki engeller ve sanat hakkında aslında çok 101 bir içerik. Yani İngilizce'de Google'ladığında çıkacak ilk içeriklerden bir derleme yaptık. Çünkü Türkçe'de hiçbir şey yok. Hı, hı İnanılmaz bir şekilde hiçbir şey yok. Yani ben bile üf, çok sıkıcı bunlar. Zaten bildiğimiz şeyler diyorum. E, sonra bir bir bakayım diyorum mesela. Türkçe'de hiçbir içerik girilmemiş. Hmm. Yani aslında o biraz e, ki hani İngilizce sorunu olan da bir ülkeyiz maalesef. Yani birçok sanat öğrencisinin İngilizcesi iyi değil okuyamıyor. Veya çok e, derinlikli yazılar okuyamıyor. Hani bunları da Türkçe'ye çevirmek mesela bizim için anlamlı. Özellikle hmm. aktivizm bağlantısı olanları. Biraz böyle aslında hani şey birkaç kolumuz var. Bir yandan güncel sergileri takip ediyoruz. Onlar hakkında eleştiriler yapıyoruz. Bir yandan da bizim... Türkçe'de de bulunmasını istediğimiz e, konularda jenerik, evergreen denilen içerikleri üretiyoruz. Arada bir de böyle tartışma içerikleri açmaya çalışıyoruz ama bu dediğim gibi hani sosyal medyadaki zaten tartışılan şeyler üzerine değil de daha çok bizim yapmak istediğimiz tartışmalar üzerine biraz böyle hani birkaç kol var, 3-4 kolu var. E, onlar üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz aslında. Hı. Peki ben mesela hani Sanat Dünyamız iki ayda bir çıkan bir yayın işte e, ve hani yaklaşık 14-15 tane e, eleştiri ya da e, makale yazıları oluyor. E, bunlar bazen dosya kapsamında oluyor bazen de güncel konular kapsamında oluyor. E, ve basılı sadece basılı imkanı olan bir yayın ama işte sosyal medyayı da bir şekilde kullanıyoruz. ama Sen başlattın değil mi, sosyal medyayı? Evet ben Tabii başlattım. Tamam yani Son işte 3 yıldır var bir sosyal medyası. Onun haricinde de işte bir de etkinlikler başlattık. İşte şimdi o etkinlikleri biraz da genişletmeye çalışıyoruz ki daha fazla etkileşim alabilirim. Ama dijital yayıncılıkta çok başka bir etkileşim alanı var, e, çok daha hızlı bir etkileşim alanı var e, ve dijitalin imkanları çok daha e, fa farklı aslında. E, dolayısıyla hani yani dijital yayın kurmak nasıldı, onun imkanları sana neler ifade ediyor, argonotlar için neler ifade ediyor, e, biraz böyle kısaca belki ondan bahsederiz. Bu hani konumuz da o ya. Ee... Aynen. Aslında biraz da Argonotlar şeyden yola çıktı. Ee, hani yola çıkma sebeplerinden biri şeydi. Yani Türkiye'de aslında sanat alanında çok iyi içerikler üretiliyor. Yani dergiler var, işte sanat dünyamız var. Hı hı. Ee, ne kadar bakmasak da Artam dergisi yine de iyi. Evet. Artam o zaman online'i yoktu. Ben bu işlerle evet. ilgilenmeye başladığımda başka dergiler de vardı vesaire. Aslında basılı yayıncılıkta çok iyi şeyler var. Ama yani benim tek düşündüğüm şuydu. Ee, Taner Ceylan diye Google'layalım ne çıkacak. Hı -hı. Yani bir Ayşe Erman röportajı falan çıkıyor. Hı -hı. İşte galerinin web sitesi çıkıyor. Hı -hı. Bunlar çıkıyordu. Ama mesela hiç daha derinlikli bir şey çıkmıyordu. Veya daha az bilinen bir sanatçı. Hani bizim kim diyelim mesela? Ee, bulamadım ismi hemen Ama daha böyle hani galerilerle... Ben Şükran Moral'ı Google'lamıştım. Çünkü telefonu yoktu <laughs> bende. Ama o daha ünlü. Hemen kendi web sitesi evet. çıkmıştı ve Ama telefonu da vardı. Ama Şükran Moral ünlü bir evet. insan. Hani evet. o sayılmaz. Hani... <laughs> Ama böyle galerilerle çalışan, ikinci, üçüncü solo sergisini açmış bir sanatçıyı Google'ladığımızda hani galerinin web sitesi, varsa kendi web sitesi çıkıyor ve hakkında doğrusu hiçbir şey çıkmıyordu. Ki şu an bile öyle aslında birçok şeyde. Bazen böyle bir sanatçıyı Google'lıyorum, kendi yazımla karşılaşıyorum üçüncü sırada. Yani ben mi yazdım gerçekten <laughs> tek yazıyı hani bu konuda online'da? Hani biraz online'da bulamamak, e, dijitalde bulamamak e, benim için önemli bir sorundu. Çünkü e, tabii ki yani basılı yayıncılık her zaman önemli. Biz de şimdi mesela ilk defa bir basılı yayıncılık yapacağız ama yani hepimiz bunu yapıyoruz. Çok basit yani. Bir şey görüyoruz. Bir bakayım neymiş bu diyoruz. Yani Hı -hı. sanatçıyı görüyoruz. Google diyoruz Bakıyoruz. Ee, bunun olmadığı bir bilgi ortamı çok büyük bir eksiklik. Ee, ve aslında buradan aslında biraz yola çıkalım dedik. Hı -hı. Ama dijitalde tabii şöyle bir şey vardı. Hani ben ilk böyle ya bir yayın kurmak gerekiyor ama nasıl yapalım diye düşünmeye başladım ve insanlara anlatmaya başladığımda şey dediler. E kur yani Hı -hı. WordPress al kur. Ee, ben şey diyorum ya yani o şöyle değil tam olarak yani. Hani bir WordPress alsan da biraz böyle e, yatkın da olsan WordPress kullanmaya veya dijital teknoloji kullanmaya biraz HTML bilsen de yapamıyorsun. Veya bazen sitede bir sorun oluyor mesela. Ben böyle giriyorum alt işte siteye işte ona uğraşıyorum, ona dokunuyorum, google'lıyorum falan filan. Bir saatte, iki saatte buluyorum, çözüyorum mesela sorunu. Ama bizim yazılımcıya söylüyorum. Tamam bu deyip tık diye basıyor. Hani Ha buymuş diyorsun. Hani atıyorum yazılımcın olmalı. Yani en azından sana destek olacak biri olmalı. Veya işte o dijitaldeki emeği e, insan emeğini genelde mesela görünmez. Hı hı. Bir şey Merve şey demişti Artalim'in editörü. E, hani yazı yazıldıktan sonra o web sitesinde beliriyor gibi sanıyor insanlar. Hı hı. Yani yazı geliyor yazardan ve o web sitesinde bir şekilde yer alıyor. Hayır öyle bir şey yok yani. Editliyorsun, belki 3 4 feedback yapıyorsun hı hı. ki bizim editörümüz bu konuda biraz serttir. Evet. Ee, böyle çok fazla işte editleme yapar, işte bazı soruları açar. Ee, bir de özellikle edebiyat alanından geldiği için de hani güncel sanat terimlerini biz böyle çok hızlı Hı. kullanıp yalap şap, e, yazıyoruz ama Kürt'teki ben bunu editi. anlamadım evet. diyor yani hani. O, çok iyi bir edit yani. yani ben benim anlamadım. editörüm anlamıyorsa evet. diğer insanlar nasıl alacak diyorsun. Ee, atıyorum mesela biz görsel konusuna çok önem veriyoruz. Yani bazen yani bundan 10 yıl önce mesela görsel sanatlar alan mesela dijital bir yayın görseli şu kadar pul kadar. Abi işimiz bu hani hakkında ele aldığımız konu bu görsel sanatlar ve orada mesela iş yok işi anlamıyorsun göremiyorsun ve hani İstanbul'a yaşasak dahi ben o sergi belki gitmeyeceğim hı hı. o sergi görmeyeceğim dolayısıyla atıyorum görsellerin iyi konulması gerekiyor ee, bunun alt iyi oturması gerekiyor veya şey bile çok basit yani bir akış var işte yazar bahsediyor bahsediyor ...o bahsettiği işin alt, paragrafın altına o işle ilgili görseli koymak. Hı hı. Bunu bile bazen mesela çoğu iz, yayın yapmıyor. Hı hı. Hani çok basit şeyler aslında. Çok ufak şeyler. Ve bunlar o... ...hani yayının... ...diğer yayınlarından fark ettiren... ...diğer yayınlarından e, ayrıştıran özellikler oluyor. Ee, hani dedim ya ilk... ...kurmak istiyorum böyle bir yayın dedim kimse umursamıyordu. Yani mesela... Ama editöre maaş vermek gerekiyor. Onu onu biliyor musun? Veya yazara telif vermek gerekiyor. Bunu farkında mısın? Ee, veya atıyorum işte reklam alacağız diye hani web sitesine. O reklam alanını oluşturmak, e, orayı en uygun şekilde bölüştürmek, tasarımını yapmak. Bunların hepsi çok uzun süren işler. Yani argonotlar şu an 2027 açtık. 2021 Ocak'ta tam zamanlı çalışmaya başladık. Hala reklam altyapısını doğru düzgün kuramadık. Hı hı. Çünkü kafamız karışıyor. O beniri ne yapacağız? Onu nasıl fiyatlandıracağız? Oraya gidiyoruz, onu diyor. Buna gidiyoruz, bunu diyor falan. Hani burası nasıl bir basılı dergideki bütün süreçler varsa hı hı. E, işte tasarımından reklamına, içeriğine, onun aynısını aslında online'da yapıyoruz. Evet. Sadece işte daha hızlı evet. yapmamız gerekiyor zaten bazı şeyleri. Ee, ve tabii ki etkileşimini daha hızlı alıyoruz. Yani altına hemen biri yorum yazabiliyor veya işte hemen okunup cevap gelebiliyor. Ee, tabii ki basılda biraz daha farklı mesela. Ben hep şey yaparım yani dergin okurum 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 okurum. Ondan sonra mesela yazarım. Füsun bu yazıda şunu yapmışsın diye. Ama hem de hepsini okumak isterim. Hı -hı. Öyle bir bütünlük vardır orada. Ama dijitalde o bütünlük çok fazla olmuyor tabii ki. Hani Hı -hı. biraz böyle yazı dizileri yapıyoruz. Hani bir hafta bir tanesini koyuyoruz. Bir hafta sonra ikinci bölüm sonra üçüncü bölüm ama... O bütünlük çok da sağlanmıyor ama burada da başka artıları var. Hı -hı. O artıları nasıl güçlendirebiliriz? Hı -hı. Nasıl daha okuyucu dostluğu yapabiliriz? Nasıl daha fazla kişiye seslenebiliriz? Biraz buradan gidiyoruz aslında. Peki orada zaten aslında hani dijital basılı ya da her neyse yani bütün mecralarda değişmeyen sorun aslında bence en önemli kısım her zaman içerik. Yani bir şeyin neden orada olduğu ve ona nasıl karar verildiği. Ee, hani... Ben işte 2009-2013 arasında Sabah Gazetesi'nde e, Kültür Sanat Servisi'nde çalışıyordum. 2013 sonrasında Milliyet'e geçtim. Milliyet Sanat Dergisi'nde Plastik Sanatlar Editörlüğü yaptım. E, ve bizim Kültür Sanat sayfasını yaparken Milliyet'te de Sabah'ta da e, tamamen bütün tartıştığımız şey neye ne kadar yer vereceğiz, neyi nasıl sunacağız ve neden buna yer vereceğiz. Yani benim her sabah e, gazetedeki toplantıda e, bir yığın çok önemli şeyler hakkında haber yapan gazeteciyi kültür sanat haberine ikna etmem gerekiyordu. Evet. Hani bu e, çok belirleyici bir şeydi. Yani neden onun bir haber olduğu, neden insanları ilgilendirdiği ve neden buna bir alan açmamız gerektiği. Hani dolayısıyla ben her zaman e, bir konuyu seçerken ...yani içeriği seçerken hani hep e, çok dikkatli olmaya çalıştım. Bir de hani o tekerleşme işte hani hep aynı insanlardan bahsedilmesi durumundan da kaçmanın hepimiz için çok önemli olduğunu ve esas eleştirelliğimizin de oradan geldiğini düşünüyorum. Ee, dolayısıyla siz hani argonotlarda nasıl bir yol izliyorsunuz, nasıl seçiyorsunuz konuları ya da yazarları ya da ne geliyor? Hani bütün bunlarla ilgili <laughs> dikkatinizin çok güçlü olduğunu biliyorum. Onu biraz sormak istedim. Biraz tabii şeye göre hani zamanı gündeme göre değişiyor. Mesela atıyorum Eylül ayında, Eylül-Ekim ayında full güncel sergilere odaklanıyoruz. Çünkü bir en zamanı ve insanlar en çok özendikleri, en çok çalıştıkları sergileri açıyorlar. <laughs> o zaman bunlara odaklanıyoruz ama ee, Belli hani doğum ölüm yılları işte atıyorum işte Yıldız Mora'nın doğumu hani bununla ilgili ne yapabiliriz? Bizde de bir şey dursun, bizde de bir içerik bulalım ama nasıl bir içerik bulalım? işte bunları hep böyle bir takvimliyoruz. Ee, i̇şte özel günleri zaten bahsettim onları takvimliyoruz. Bir de tabii işte hani bir tartışma olduğunda bu tartışma açalım mı dediğimizde bir e, bunu kime yazdırabiliriz, kime komisyon edebiliriz diye düşünüyoruz. Ee, maalesef çok da yok yani bu konularda yazıp çizecek kişi. Hatta bazen böyle çok alakasız şeyleri ben yazmak zorunda kalıyorum. Hani çünkü veya editörümüz yazmak zorunda kalıyor. Çünkü kimseye sipariş edemiyoruz, kimseye e, şey yapamıyoruz, kaktıramıyoruz. Ee, ama bazen de tabii önümüze geliyor. Yani hani hiç beklemediğimiz bir anda şöyle bir yazı yazdım bakar mısın gibi çok fazla şey geliyor. Güncel sergilerin dışında söylüyorum tartışma alanında. Ee, dolayısıyla onları da hemen heyecanla kabul etmeye çalışıyoruz aslında. Güncel sergilerde de biraz ikili, yani iki versiyonla çalışıyoruz. Yani bir biz gidip baktığımızda ya bununla ilgili bir şey yapalım ama hani kime yaptırabiliriz, kim yazar, yazı mı eleştiri mi yazsın, söyleşi mi yapsın. Ee, mesela bazen sanatçılar anlatmayı seviyor ve mesela söyleşi yapmak güzel oluyor. Ama bazen de sanatçılar aslında hiçbir şey söyleyemiyor. Hı -hı. Ve orada mesela söyleşten kaçınıyorsun. Hı -hı. Ee, yani bir yazar ağımız da var artık. Dolayısıyla hani önce ilk sene, geçen sene biraz zorlanıyorduk. Biz direkt istiyorduk insanlardan ama bu sene direkt bize de gelmeye başladı. Şu sergi var, ben yazmak istiyorum diyen kişiler. Orada tabii bir denge kurmaya çalışıyoruz. Atıyorum mesela bir galerinin sergileri hakkında çok ard arda içerik girmemeye çalışıyoruz. Diyelim ki A galerisi yılda 5 tane sergi açıyor genelde galeriler, 5-6 tane açıyor. Mesela iki tane içerik gördüysek o galerinin saygılarla ilgili bir duralım diyoruz. Çünkü tabii ki biz böyle argonotlarda en demokratik, en bütün sanat dünyasını kapsayan yayın değiliz. Asla değiliz. Bunu da zaten savunmuyoruz. Ama yine de bir denge kurmaya çalışıyoruz. Ya mesela bazen bir sanat, bir yazarımız hiç bilmediğimiz, hiç gitmediğimiz bir galerideki, hiç bilmediğimiz bir sanatçı hakkında bir şey öğreniyor. Hani iyi mi kötü mü bana uyar mı işte yani iyi kötü tabii ki göreceli kavramlar da. Hı hı. Ona bakmadan mesela bazen olur ya bir deneyelim bir bakalım ya diyoruz orada mesela. Yazının iyi olup olmaması evet. bizi ilgilendiriyor yazı, yani biz sanatı yazıyı iyi buluruz, iyi bulmayız evet. o hiçbir şekilde bende değerlenme kriteri değil. O yazının evet. konuyu iyi Veya işte çok alması. küçük bir trik vardır orada. işte sanatçıya dair bir ilginç hı hı. bir konu vardır veya işlerine dair ilginç bir yön vardır. Oradan tutulur, oradan yazılır. Ama burada ha yani Biraz şey yapıyoruz ya aslında bir kayıt oluşturuyoruz ya tarihe. Ee, o kaydı oluştururken nasıl e, daha geniş bir çerçeveye bakabiliriz? Nasıl farklı alanları da görebiliriz? Biraz onu kollamaya çalışıyoruz. Yani Hı -hı. mesela bu sene işte bir sanatçı bir iş yaptı, onunla ilgili bir şey yaptık. O sanatçı gelecek sene de geçen sene de yaptı. Ya geçen sene yapmıştık onunla ilgili içerik. Bir duralım. Hı -hı. Şunlara yoğunlaşalım Hı -hı. diyoruz. Çünkü bizim de yani kaynaklarımız sınırlı. Hani kaynak derken sadece maddi kaynak değil, o da sınırlı da. Ee, hani insan kaynağı da sınırlı ee, ve hani haftada biz beş içerik zorlayarak giriyoruz hı. yoğun zamanlarda. Ama o içeriklerin bir kısmını mesela önceden hazırlamış oluyoruz. Hı hı. Ee, dolayısıyla hani bu kaynakları nasıl düzgün kullanacağız? Ee, ekibi hep unutuyorum bunun ismini. Meryem Uzerli sendromu var ya. <laughs> tükenmişlik sendromu. E, Tükenmiş sendromu <laughs> uğratmadan. Evet. <laughs> <laughs> tükenmişlik sendromu uğratmadan ekibi ki bence yayınların veya inisiyatiflerin en büyük sorunlarından biri bu. Bir heyecanla başlanıyor ve hemen bir yıl içinde kaybolunuyor. Onu uğratmadan nasıl sürdürebilir bir hale getirmeye <laughs> çalışıyoruz? Biraz hepsi aslında biraz böyle denge işi. Evet. Ee, o dengeyi kurmak biraz şey oyun yani. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu hani çok böyle söylenen jenerik işte Türkiye'de eleştiri yok. Sanat eleştirisi zaten yok. Sanat eleştirmenleri zaten Türkiye'de ve tüm dünyada aslında koleksiyoncular, küratörler e, arasında böyle bir karışmaya başladılar işte. Sanatın işte ne bileyim aslında ben o eskiden 19. yüzyıl, 18. yüzyıldaki sanat eleştirmeninin rolünden de bir o kadar rahatsızım ama ee, hani böyle bir şey iyi mi kötü mü seçmek de değil ama hani bir sanat eseri hakkında detaylıca bir şey yazabilmek, onun hakkında bir fikir üretebilmek, belki ondan yola çıkarak kendini de şaşırtan yeni fikirlere doğru giden bir yazıyı okuyabilmek çok zor ve e, böyle hani nadir bulunan bir şey haline geldi gibi e, bir konsensus var ya da öyle diyeyim e, ve bu konsensus genelde zaten Türkiye'de sanat eserisi yok diye özetlenen bir e, düşünce bence var bu arada. Yani okuyorum hani ben ancak takip edebileceğim kadar hatta ancak okumama yetecek kadar da olduğunu düşünüyorum. ama sanırım bir sanatçının buna çok ihtiyacı var. Yani gerçekten çünkü dediğin gibi hani dijitalde bir kaynak olmadığı için sanatçılar kendi web sitelerini yapmak durumundalar ve o web sitesini hani yapamayan sanatçı da bence bir tür adaletsizlik şeyi yani onu her sanatçı yapmak istemeyebilir yapamayabilir ya da onu yapmak onun sanatsal üretiminin çok dışında bir şey olabilir ve zaman içerisinde ona uymayabilir. Ee, dolayısıyla orada bir hani yapabilen yapamayan arasında da bir dengesizlik çıkıyor İşte zaten tam orada da hani sanat üzerine yazılıp çizilmesi gerekiyor ki aslında daha fazla insan daha bir tür eşitlikçi bir yerde buluşabilsin. Dolayısıyla sanat eleştirmeni eleştirisi hakkında ne düşünüyorsun, sence var mı yok mu ya da bu çok konuşulan konu hakkında neler söylemek istersin ee, gibi gibi. Nedir sence iyi bir sanat eleştirisi bir de yani, ya, iyi bir yazı, iyi bir sanat yazısı? Ya ben onu işte hani bir şey, e, kritik ve review farkı Hı -hı. var birincisi. Yani review daha ılımlı mı diyeyim Hı -hı. bir rolde üstleniyor. E, ya bir genel olarak şey sorunu var zaten hani. Niş alanlarda eleştiri geçtim. İçerik üretme sorunu var. Hı hı. Ee, yani yine fena değiliz. Yani Türkiye'de bir klasik müzik dergisi var mesela hı hı. yıllardır süren. işte altyazı 20. yılına girdi sinema hı hı. dergisi. Ee, bunun dışında işte edebiyat alanında, tiyatro alanında yazıp çizen birçok insan var. Ki benzer, aynı coğrafyadaki benzer ülkelerle karşılaştırdığımızda yani... ...komşularla karşılaştırdığımızda zaten kat kat daha iyi duyurum, duyurumdayız. Hı -hı. Ee, dolayısıyla belli bir e, şey var, e, arz var. Burada içerik ileten insanlar var, eleştiri yazan insanlar var. Ee, mesela ben kaliteli söyleşiye bayılırım. Yani o sanatçıyla, işte yönetmenle, edebiyatçıyla anlatır mısınız diye değil de... ...hani gerçekten de onunla tartışan, onunla e, bir farklı sorular soran söyleşilere bayılırım mesela. Yani bu konuda çok iyi içerikler üretiliyor bence. Ee, sorun biraz hani bu içerikleri nasıl tüketiyoruz, e, neleri okuyoruz biraz o da patlıyoruz galiba. Hı -hı. Yani Bir de şimdi e, dün mesela bir birisi şey diye tweet atmış çok e, ilginç gelmişti. Şimdi Twitter şey yaptı ya bir sana özel deyip bir algoritma çıkartıyor. Bir de Hı -hı. takip ettiklerini çıkartıyor. Şey demiş yani takip ettiklerine bakıyorum. Herkes kendi derdinde. Herkes normal takılıyor. İşte biri bir şey paylaşmış şimdi ne? Sana önerilenlere bakıyorum. Yani algoritmanın önerdiklerine bakıyorum. Kavga var. Yani büyük tartışma var hani orada. Gerçekten de sonra bir baktım, bir karşılaştırarak baktım. Takip edenler de biri işte bir şey paylaşmış. Herkes sakin bir şekilde konuşuyor yani orada. Ama o önerilenler inanılmaz bir boyuta ulaşmış. Ee, mesela bir ara bir böyle hafif deneysel bir şey takılırken böyle. Mesela ben de Twitter'da böyle şey yapardım. Alevlendirecek içeri katardım hmm. ve gerçekten de o akşam kavga çıkardı. Öyleyse. Küfür edenler bilmem ne DM atanlar falan anlıyorsun yani nerede patlayacak yani ama bunu seviyoruz yani ben... Manipülasyon <laughs> çok kolay bir şey aslında. Evet. Yani onun bir iki tane numarası var ve onu çözdükten sonra hızlı Evet ama mesela e, şu da var bir yetenek de mesela çok mu? iyi bir yazı çıkardı ve bu yazıyı nasıl patlatsak diyoruz mesela bu yazıyı hmm. nasıl okutalım? Okutmak için bu lazım evet. şimdi bunu yapınca da şu var yazı okunmuyor. Mesela evet. biri bir yorum yapıyor altına. Siz bu yazıda bilmem ne yapmışsınız, bunu savunmuşsunuz falan. E ikinci paragrafı okumadın mı sen? Evet. Sadece Instagram'daki yok caption'ı okumuş mesela. Evet, evet. Yazı ondan ibaret değil. Çok tehlikeli yani. Bir evet. şey ya. O yüzden yani, diyorum normal gazeteciliğin kurallarının işlemediği bir alan var orada ve onu anlatabilmek hepimizin Ya normal gazetecilikte yani. de benzer şeyler var, çok yapılıyor i̇şte. yani. E, ama yani Instagram caption'dan ibaret değil bu yazı. Yazının evet. tamamı var. Bu yazıda 7-8 paragraf falan onları da oku falan ama onun üzerinden mesela kavga dönüyor. Ee, dolayısıyla bence şeyden değil de hani eleştiri yok meselesini ayrıca söyleyeceğim ama birincisi şu anda bir, büyük bir tartışma kültürü sorunu var. Hı hı. Yani şey çok az bazen görüyorum ve böyle şey heyecanlıyorum falan bir yazı gerçekten de birkaç kişi oturup tartışıyor o onu diyor bu bunu diyor. Aa gerçekten tartışıyorlar falan diyorum böyle çok heyecanlı. Veya özellikle... eee ee, ecnebilerde yani bir yazı okuyorum New York Times'tan bilmem neden özellikle okuyucu yorumları varsa okuyucu yorumları da yazı o kadar zenginleşmiş ki inanamıyorum ya böyle vav wow, bunlardan bahsedilmiş bunlardan tabi biz okuyucu yorumları açsak yani açsak mı diye düşündük <laughs> açsa da kavga çıkar <laughs> ve yani hatta açsak mı diye düşündük şey dedim yani asla öyle bir şey yapmayalım <laughs> hani Twitter, Instagram bile yine e, dokunamadığımız bir alan ama web sitesinde onu görmek istemiyorum yani, yani web sitesin altında o yazının adını o saçmalıkları görmek istemiyorum yani ee, müdahale edemediğimiz alanlar var tabii ki yani sosyal medyada açık bırakıyoruz yani yoruma kapalı falan yapmıyoruz. Ama birisi genel olarak bir tartışma sorunu var. Evet. O tartışma sorunu bir şey yapsak ee, tartışmaya hani ele almaya başlasak biraz çözülecek gibi yavaş yavaş. Ama dediğim gibi yani bu sadece Türkiye'ye özel bir durum değil işte algoritmalar var başka şeyler var. Ee, ama yani çok iyi eleştiriler üretiliyor Türkiye'de. Yani evet. çok böyle bu mu, bu, bu, mu, bu mu yazılmış yani bunun hakkında dediğim çok fazla yazı da var. Ama hani beni ben işi bu olan bir insanım. Ee, yani tüm zamanımı bunu harcıyorum. Ben bile bazen mesela o yazılara, içeriklere yetişemiyorum. Evet. Ee, ben demek dedim ki işte ancak tüketebileceğim kadarı evet. var yani. Yani demek ki var ama yani evet. demek ki her gün işte 5-6 tane Düzgün çıkan eleştiri işte edebiyat alanında olsun, tiyatro alanında olsun okunabiliyor. Demek ki birileri bir şey üretiyor ee, ama onu nasıl sunacağız, onu o genel zaten hani çok fazla politika tartışan bir ülkeyiz. Onun gündemini işte nasıl sokacağız ee, veya bunların tartışılması için nasıl alanlar yaratacağız, dijital alanlar olabilir nasıl yaratacağız? Biraz böyle farklı metotlar denemek gerekiyor bence. Hiç kolay değil. Yani ben de politika içeri tüketiyorum yani ben de e, YouTube'u açtığımda bir sanat konuşması bir de Ruşen Çakır olunca Ruşen Çakır açıyorum yani hani ne diyecek acaba falan diye yine ay, hep aynı şeyler diyor da e, yine de onu açıyorsun biraz tabii ki bu tarz şeyler için hani kafa sağlamlığı da lazım e, onu maalesef sahip olmak kolay değil e, bu gibi ülkelerde e, ama böyle biraz da öyle yan yollar ara yollar hep bir şekilde bulmak lazım çünkü insanlar da üretmeye devam ediyor içerikler üretiliyor. İnsanlar buna gidiyor bu arada yani deli gibi sergi geziliyor. Ee, şu anki kağıt krizinden dolayı biraz kötü durumda ama kitaplar satılıyor. Yani Bayağı binlerce kitap satılıyor. Kitap satılıyor. Ee, demek ki bir insanlar onu merak ediyor. Evet. Bu sergilere gidiyor yani 400 bin işte Biennial ziyaretçisi. Hı hı. Ee, biz arada bir rakamlarla ilgili bir istiyoruz müzelere falan. işte per amcası 100 bin kişi hı hı. bilmem ne hani bir şey var demek ki. Arkeoloji müzeleri kuyruktan Evet, her yani şey Cuma akşam ya Çarşamba günleri mi Cuma akşamları pera, pera, pera müzesinin önünde evet. kuyruk var ve ben şey diyorum yani ben bir saat sıra beklemem hiçbir sanat eseri görmek evet. için. Dünyanın sırrını söylemeyeceksiniz bana ben beklemem yani. Ama insanlar bekliyor. Evet. Demek ki bir meraklı kitle de var ve biz de onlara sesleniyoruz aslında ona ulaşmaya çalışıyoruz. Peki bir de yani iki bakımdan ben özel bir yerde olduğunu düşünüyorum Türkiye'de güncel sanat basını olmanın birincisi Türkiye'de güncel sanat hani Avrupa'dakinden farklı olarak yani başka Orta Doğu ülkelerine de benzer olarak çok sınıfsal olarak çok daha zor tüketilen bir alanda duruyor. Şimdi hani benim mesela İstanbul Modernle kendi gençliğimde ilişki kurma biçimimi düşündüm bugün hani yeni binaya geldiğim için Tamamıyla İstanbul Modern film gösterimleri üzerinden ilişki kuruyordum çünkü güncel sanat benim için sınıfsal olarak zaten ulaşmanın çok zor olduğu bir yerde duruyordu ama sinemaya ulaşabiliyordum. Edebiyata ulaşabiliyordum. Hani müzik de bir yere kadar ama gerçekten sinema ve edebiyat çok ayrı bir yerde duruyor bence bizim gibi ülkeler için. Ee, çünkü onları tüketmek daha kolay, elden ele gezmesi daha kolay, işte ulaşman çok daha şey. Ee, ama işte güncel sanatta daha farklı bir bariyer var ve onu birincisi kırmak. Bir de e, yine işte dünyada hani bahsettiğimiz bütün bu hani Avrupa'daki, Amerika'daki ya da benzer ülkelerdeki daha ayrıcalıklı ülkelerdeki sanatçıların da hani pozisyonları vesaire çok daha farklı yine bizden. Hani bütün bunlara nasıl bakıyorsun ya da hani sence böyle bir fark var mı güncel sanatın yani kültür sanat çatısı altında konuştuk bugün kültür sanat gazeteciliği diyoruz ama aslında güncel sanat gazeteciliğinin nasıl bir farkı var diğer kültür sanat gazeteciliği yani tiyatrodan edebiyattan sinemadan. Evet yani çok az okunuyorsun bir kere. Evet. Yani <laughs> o az okunmayı zaten bilerek okuyorsun uh -huh. yani bazen işte şu an fon aldığımız kurumlara böyle rakamları açıklarken biraz şey olurum hani ya işte bizde böyle oluyor hani <laughs> çok da darlamayın bizi falan gibi. Bu kadarız zaten. E bu kadar oluyor ben yani, insan en fazla. bu kadar kişi <laughs> Şimdi var. Bazen tabii bazı şeyler çok okunuyor işte binlerce tıklanıyor falan. Bazı şeylerin böyle Google Analytics şeyine bakıyorum işte 150. <laughs> Ki o da doğru bir sayı değil hani şey <laughs> e, 150 de 150 kişi açmış okumuş demek değil yani hani. E, Dolayısıyla az okunuyorsun. Az okunmayı bilerek zaten ee, az okunacağını bilerek bu işi yapıyorsun. Ama zaten şey, şey dengesi kurmaya çalışıyorsun. Bu yazıyı çok okutmak için hazırlıyoruz. Bu yazıyı sadece sanatçı, küratör, sanatçının arkadaşları, küratörün arkadaşları, o galeri çevresi, onu merak eden, o tırnak içinde benim 2000 kişi diye tanımladım. Ama bu tabii ki küçülüyor, küçülüyor, başka yerlere gidiyor. O kitle için yazıyorsun. Yani işte bilmem ne galerisinde bir sergi var, işte bir sanatçının solo sergisi. Yani şey değilse zaten bu, e, Refika Anadolu falan değilse, kimse Hı -hı. bakmıyor zaten yani ona. Hı -hı. Onun çevresi belli. Ama başka içerikleri daha nasıl okutturabiliriz e, diye yapıyorsun. Biraz aslında olta atıyorsun yani. O ya. o çok okunan içerikten daha az okunan içeriklere olta attırmaya çalışıyorsun. Hı -hı. Oradan birileri çıkacak yani. Ben de e, doğduktan sonra güncel sanat okumaya başlamadım yani. Ben de hiç ilgim bile yoktu. Sonra Sena Başoğlu sanatçı aynı zamanda. E, bu içinde e, 101 dersi vardı. Bence sinemadan sıkılmıştım. Böyle çok e, hep aynı şeyler falan diye bırakmıştım. Ondan ders aldım ve Aa, çok ilginç bir alan. E, bayağı ama derste böyle Ai Weiwei izliyorduk. işte Marina Abramovic izliyorduk ama o zamanlar viral olmamıştı bu işler. o şeyler, e, Marina Abramovic videoları. A bu alan biraz ilginç ya falan demeye başlamıştım. Ben, tabii ki ben de her genel kültür meraklısı gibi İstanbul Moderni gezmiştim. İşte Pera Müzesi'ne gidip Osman Hamdi e bakmıştım. Ama hayatımda hiç galeriye adım atmamıştım. Çünkü galerilerin nerede olduğunu bilmiyordum. Hı. Yani bilmiyordum, fikrim yoktu. Ama böyle ha buymuş, böyleymiş. Mesela bir sergi nasıl gezilir biraz böyle öğreniyorsun ya yavaş yavaş. Hı hı. Hani sinema gibi oturup böyle başlamıyorsun. Hani şimdi ne, e, ne girdik yapacağım? Içeri. Hani, girdik hani girdik. Herkes bana mı bakıyor? Orada görevli hı hı. var bişiklik bir şey yapıyor. Hoş geldiniz diyor. Ee, buradan mı gireyim? Buradan mı gireyim? Hani hı hı. bir alana sahip çıkman gerekiyor. Onu biraz yavaş yavaş öğreniyorsun. Ee, ama hani dediğim gibi yani şu anki şeylere bakıyoruz. İşte ziyaretçi rakamlarına bakıyoruz. Yani çok iyi aslında hı hı. Türkiye bazında hı hı. bakarsak. Ee, bu da beni şey eee yani heyecanlanır demiyorum ama yani bir altyapı veriyor. Hı, hı. tamam. ...bu kadar kişi var. Hı -hı. İstanbul Biennial'i ziyaret eden yani insan sayısı bu Hı -hı. kadar kişi. Pera ziyaret eden kişi sayısı bu kadar kişi. Demek ki benim... ...okutmak istediğim insanlar da biraz... ...bunun içinde... E, ...hareket ediyor. Dolayısıyla biraz bu işte şeyler... E, ...veriler, rakamlar... E, ...biz biraz böyle şey diyeyim hani bunun altyapısını oluşturuyor. Hı -hı. E, ama dediğim gibi yani her zaman... ...özellikle tiyat tiyatro bilim belki müzik sinema gibi alanlarla hiç karşılaştırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü onlar çok daha böyle a, tırnak işte pasif tüketebileceğin alanlar. Okay. Yani bir sinemayı açarsın. Ben de geçen bir, bir önüme düştü. Bir film açtım. Arjantin filmi. Şöyle yatarak izledim yani. Hani böyle yatarak izleyebilirsin bir filmi. Hı hı. Veya bir müziği kulaklığını takıp yolda gelirken dinleyebilirsin. Ama bir sergi onu yapamıyorsun. Hı hı. Dolayısıyla şeyden işte o tırnak işte tüketiciden bir şey talep ediyor. Hı hı. Ee, fiziksel bir şey talep ediyor, zihinsel bir şey talep ediyor. Ee, yani ben her zaman bu işin biraz daha böyle diğer alanlara göre geride kalacağını düşünüyorum. Ki tabii ki hani ilişkisel işler, katılımcı işler bu işleri biraz değiştiriyor. Veya başak hanım anlattığı gibi hani parti yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Hani buraya kimler gelecek? Hı. Kimleri getirebiliriz? İnsanları getirmek için neler yapabiliriz diye. Hı. Ama tabii ki her zaman bir tık daha geride kalacak çünkü form olarak farklı yani form olarak bambaşka bir form, evet. sanat formu. E, güzel yanı da bu zaten Hı -hı. bence. Ee, hani benim bu alanla ilgilenmeme sebep olan da bu. Hı -hı. Bu formların daha farklı olması. Ama zaten bence herkes de her şeyle ilgilenmek zorunda değil yani. Hani. Kesinlikle bir de yani o zaten sanat basını olmanın içinde bütün o sanat dünyasının bileşenleri arasında sanat basınının farkı hani sürekli içinde bir direniş var. O 2000 kişiden fazlasını nereden evet. bulurum? Kim onlar? Nereden getirebilirim? Onlara o galerinin içine girme cesaretini nasıl verebilirim? Yani devamlı olarak o direnişle aslında iş yapıyoruz. İşte dijital de bizim için o imkanı genişleten önemli bir şey olmuştu. Evet çok hızlı bir şekilde bütün onların kendi içeriklerini üretebilme ve e, kendi alanlarına sahip çıkabilme hızını görünce e, benim için basının kendisi ya da medyanın kendisi çok daha ilham verici bir şeye dönüştü. O yüzden e, hala basılı e, medyanın çok iyi bir şey olduğunu düşünmekle birlikte e, kesinlikle bu imkanları böyle sonuna kadar nasıl evet. kullanırsın araştırması bitmeyecek herhalde bizim ömrümüz boyunca sadece bir, bir de şey herhalde. gibi algılıyor hani şu an içinde yaşadığımız durumu sanki hep böyleymiş gibi algılanıyoruz ya. Evet. E, sonra biraz böyle geliyor dönüp baktığında, e, şimdi biraz bulmuruk yapacağım. Yani ben üniversiteye başladığımda, 2005'te başladım. İnternet şuydu, dersin biter, bilgisayar laboratuvarına gidersin ya da işte laptopunu alırsın ki laptoplar taşıyamıyordun zaten. Yoktu benim. Açardın işte milliyet.com.tr, mailler, işte bilmem ne haber.com, o, bu, işte okulun sitesinden bakmak zorunda kalardın. Sonra kapatırdın. Yani böyle bir ...internet kullanma alışkanlığımız Hı -hı. vardı. Zaten e, ne ne sayısı da hatırlamıyorum ama hani mesela Türkiye'deki evde internet kullanma oranı da zaten 2005'ten sonra hızla artmış. Hı -hı. E, zaten sosyal medya dediğimiz şey de 2007'de Facebook'un dünyaya açılmasıyla başladı. Hı -hı. Dolayısıyla yani biz 10-15 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. Evet. Yani 100-150 yıllık bir medya dünyası var, medyanın kuruluşu var. İşte 1800'lerin ortası falan filan devamı deniyoruz ee, ve e, hani bu maddi anlamda da zorluyor çünkü önceden neydi gazete vardı 1 liraydı satardın işte %50'sini bilmem kim alırdı bilmem nereye giderdi veya işte sayfa vardı sayfaya reklamı böyle koyardın reklam insanları vardı orada oturan onlar alırdı koyardı şimdi hepsi birbirine girdi yani hani içerik işbirliği diye bir şey var. Dünya seni buna zorluyor, ülke seni buna zorluyor, ee, kurumlar seni buna zorluyor ve gazeteciler olarak, hani medya organları olarak biraz geride kalıyoruz. Bu Nevşin Bengü üzerinden bir tartışma vardı işte bir ilaç reklamı yapmış kendi Instagram hesabında falan filan. Şimdi yasal olarak hiçbir sorun yok çünkü altına hashtag işbirliği yazmış, bilmem ne yapmış. Ve yani influencerlar ve ticaret bakanlığı Böyle böyle bir şey varsa altına işbirliği diye hashtag koyacaksın ya da reklam diye koyacaksın diye bir altyapı kurmuş. Ve yapmışlar mesela bunun yasal olarak geçirmişler. Gazeteciler ne yapıyordu o ara? <laughs> Uyuyor muydunuz siz yani? Tamam karşısınız ama buna da bir şey yapmalısınız. Böyle bir dünya geliyor. Kuralları koy, belli sınırlar koy. Şu olabilir ama şu olamaz. Bu olabilir ama bunu kabul edemeyiz. İşte reklam oğlu şu şekilde belli olmalı gibi bir şeyler koymak zorundasın. Bu sınırı koyarsın mesela sonra bunun için hareketmeye hareket etmeye başlarsın. Hı hı. Yani e, mesela New York Times'ı e iş yapan bir e, gazeteci var, video gazetecisi. Şey görmüştüm. E, bayağı böyle işte hani politik olaylar, işte dünya tarihi üzerine bir bayağı iyi şeyler, videolar hazırlıyor. Hazırlarken konuşuyor konuşuyor sonra diyor şimdi reklam arası diyor işte ve hani kendi e, şeyi Psikolojik olarak zorlandığı dönemden bahsediyor ve o zorlandığı dönemde işte online bir terapi uygulaması yani hı online hı. olarak görüşüyorsun terapistlerle ondan ne kadar ayar alındığı ve yapıp işte kupon veriyor işte yüzde on indirim hı falan hı. aşağıda sonra tekrar mesela Irak savaşı ile ilgili bir şey geliyor hı. Abi bunu yapsak ölür ölürler bizi Türkiye'de bir de terapi yani hani psikoloji üzerine bir şey ee, böyle bir haberciliği işte böyle bir reklam arasını yapmayı böyle politik bir içerik hı hı. içinde yapsam Ertesi gün kavga çıkar yani evet. kıyamet kopar anında hani ama bu kişi yani New York Times'a e iş yapıyor. Hani hı hı. New York Times, tabii eleştiririz New York Times da, onlar bu etik altyapıyı oluşturmuş da biz niye halen uyuyoruz? Hani o dönüşümü bir türlü e, sağlayamadık, bir tarafta bir direnç var hayır bunları yapmayın diyen ama bir yandan da öbür tarafta gümbür gümbür gidiyor yani hani hı hı. engel olamıyorsunuz zaten yani hani o içeriklere, o yapılanlara. Biraz böyle hani eski kuşağınla biraz bağ kurup ki o zaman mesela biraz konuşmuştum işte gazeteciler cemiyetinin başkanıyla. O da biraz para işlerinden anladığı için e, hani hak veriyordu bu meselelere. Ama bunları belki de başka platformlarda konuşmalıyız. Belki tekrar bir şu kuralları bir önümüze alalım deyip evet. toplantılar yapmalıyız. Yoksa olmayacak yani yoksa e, içerik üreticileri ege, hani Ege hegemonyasını kuracak ve evet. kuruyorlardı aslında da. Evet politikli korrekt olmanın ve böyle etik bağlayıcılıkların çok hani medyanın gündeminde olduğu bir çağdan geçiyoruz. Yani her gün yeni bir duyarlılık çıkıyor ve bunun hani çok farklı mecraları da oluşmaya başladı. Ben en son yayın evlerinin işte bu duyarlılık konusunda kitapları okuyup sadece duyarlılık açısından değerlendirmesi için yeni bir iş alanı ürettiğini öğrenmiştim bundan yaklaşık bir sene önce falan. Dolayısıyla yani basın hani bu etikle ilgili meseleleri sürekli çok gündemde tutan ve çok kendini de buna göre yeniden yeniden şekillendiren bir alan olmasını da hiç olmadığı kadar canlı bir şekilde yaşıyor. Evet. Bütün bu dijital çağın bence kavramsal olarak getirdiği en ilginç kısım bu ve ben hani ona bakmayı çok enteresan ve ilham verici buluyorum. Bütün bir medeniyetin gelişmesi açısından ve insanların birbirine davranış biçimlerinin yeniden şekillenebileceği daha Çoğulcu bir toplum oluşabilmesi açısından ilham verici midir? Böyle çok ümit var <laughs> bir yerden bir şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ee, çünkü e, baktığınız zaman yine işte ayrımcılıklara vesaireye karşı bir politika üretilebilmesine de yarıyor. Her ne kadar olumsuz tarafları da olsa da. Ee, sen hani bunlar bakımından ne düşünüyorsun? Nasıl bakıyorsun yani ben şuna sanatın bunun içindeki yani, yerine gibi. Yani mesela medyadan yol yani mesela bundan 10 yıl önceki ki 10 yıl aslında uzun bir süre değil. 10 hmm. yıl önce gazetelerdeki özellikle ana akımdaki kadına karşı şiddet haberlerine bakıyorum. Hı hmm. Bir de şimdikilere bakıyorum. Ba uzaya çıkmışız ya yani hmm. inanılmaz bir gelişme var orada. Evet. Bu da yani örgütlerin, kadın örgütlerinin baskısıyla hmm. oluşan bir şey. Hmm. Hassasiyetler önemli, hmm. çok önemli hmm. ve bunları üzerine gitmeliyiz. Hmm. Mesela yakın zamanda Neurodivergence ile ilgili bir şeylere bakmıştım. Abi, biz yıllarca çok kötü yapmışız ya yani biz yıllarca neurodivergence insanları çok kötü etiketlemişiz, çok kötü şeyler yazmışız hakkında farkında olmayarak. Hı hı. Ee, ve bunun hassasiyetin oluşması çok kıymetli bir şey. Hı hı. Çünkü bütün dünyayı yanlış algılamışız. Hı hı. Yani o insanları ya yanlış algılamışız. Ee, dolayısıyla bu hassasiyetler hep ilerlesin. Yani kötü sanat alanında da biz de yani kötü sanat alanında tabii ki bir tık daha bu konulara işte duyarlı olduğu için biz de dikkat ediyoruz. Peki bir de şeyi de sormak istiyorum aslında. Bu e Sanat sanatçıların e, hani az önce iyi bir söyleşiden çok keyif alırım dedin ya sanatçıların okur yazarlığının da çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü aslında hani bütün bu bahsettiğimiz her şeyin dinamiği hani sanatçılar üzerinden e, geliştirdiğimiz, onlar üzerinden kurduğumuz dinamik, onların eserleri üzerinden e, kafamızın açıldığı ve bütün onların da bütün bu etik konularla bütün bizim bugün bahsettiğimiz konularla savaştığı aslında bir ee, süreç. Sanatçıların okur yazarlı hakkında ne düşünüyorsun? Onların e, sanat basınıyla kurduğu ilişki hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi benim yakın hani yakın olduğum ve hı hı. üzerine konuştuğum arkadaşlarım tabii ki okuyor ama hani hı hı. zaten okudukları için arkadaş oluyoruz, hı. tanışıyoruz, hı hı. ama. Başka konum dediğim ben nasıl sergi hı. gezilmiyorsa hı hı. E, onlarda okumayabiliyor. Hı hı. Yani mesela e, geçen gün hatta dündü. İşte bize fon veren kurumun danışmanıyla böyle sohbet ediyorduk falan filan. Yani sizin etek kitleniz mesela Mimar Sinan'da sanat okuyan öğrenciler mi dedi. <laughs> ben mesela ölçmek istiyorum. Böyle hani Sinan'da sanat okuyan öğrencilerin yüzde kaçı bize okuyor? Bence çok düşüktür oran. <laughs> ee, Biz aslında çok bambaşka insanlar okuyor orada. Dolayısıyla e, tabii ki yani sanat okuyan herkes sanatçı olacak veya sanatla ilgilenecek diye bir şey yok. Ben de politika okudum yani. <laughs> Ama e, oranlar çok düşük. Yani tabii ki böyle yüzde elli olsa kabul edersin mesela ama böyle yüzde beşlere veya işte sınıftaki bit kişi argonotları biliyorsa e, ha diyorsun yani olmuyor bu işler. Ya sen bir şey, ben bir şey eksik bırakıyoruz. Biz ekip Hı. olarak bir şey eksik bırakıyoruz. Belki de fiziki olarak gitmek gerek. Bakın arkadaşlar bizim sitemiz var. Açın bakın falan diyeyim. <laughs> Olabilir ee, orada yapılıyor yani. Evet, bu da yapılıyor aslında. Ya da hani e, başka araçlar, başka yollar demek gerekiyor ama nasıl o sergiye gitme sorunu, diğer sergileri takip etme sorunu varsa biraz o yayınları takip etme, kim ne yapıyor diye okuma sorunu da var galiba yani. Hani şey kötü bir biraz hani hoca gönderdi linkleri okuduk. Hani hı hı. Oku zaten yani kaç tane yayın var yani sanat dünyamız <laughs> var, art tut var, Argonautlar var. Hı hı. Açtı bir de Artful Living var hani Hı -hı. okuyun yani bunlar hep bakın hani her yazıda okumak zorunda değilsiniz bazen ben de yazıda şey böyle yolda yürürken şöyle bakıyorum benlik deyip kapatıyorum hani Hı -hı. her yazıda sizlik olmak zorunda değil zaten ama bir takip etmek gerekiyor Hı -hı. E, ama takip etmeyip sonra e, niye böyle oldu diye soruyorlar o ...da biraz sinirleniyorum ben yani. <laughs> o anlamda şey de sormak istiyorum aslında. Biz çok İstanbul merkezi düşünüyoruz hala yani. Ben kendime yönelik bir eleştir bu hani seni dışında bırakıyorum ama... ...ben hani çok İstanbul merkezi düşünen biriyim. Hani burada doğdum büyüdüm ee, elimden geldiği kadar bunun dışına çıkmaya çalışıyorum. Ama aslında mesela hep hani böyle daha hani farklı şehirlerden aldığım tepkiler de çok güçlü olabiliyor. Yani Hı. çünkü belki orada bir hani o işte merkez meselesinin bizde bu kadar hani bütün bir ülkenin e, tek bir yere işte odaklanmış olmasının yarattığı çok fazla sorun var ee, ve bunun da çerçevesinde belki oraların aldım sepleri daha güçlü olabiliyor. Sizin nasıl durumda hani Hı. bağ kurma şekliniz farklı Biz şehirlerle? Biz de çoğunlukla İstanbul merkezli ama hani bunu çok da sorun olarak görmüyorum. Bir proje yazacaktık böyle eğitimler falan da oldu. Ben de işte bak işte Diyarbakır'da da yapalım, Adana'da da yapalım falan <laughs> arkadaşlar bir şey demişti şehirde olur bu işler hmm. bu işler metropolde olur hmm. Tabii ki orada da bir şey yaparız başka etkinlikler yaparız falan ama bu özellikle sivil toplumdaki e, lokale gidelim yerele gidelim Anadolu'ya gidelim şeyi çok da olmuyor ya ben Anadolu'da büyümüş bir insanım <laughs> olmuyor yani oralarda bir şeyler biraz zor Tabii ki e, yani mesela ama şunlar mesela yerel diyor, Ankara'yı da yerelden sayıyoruz. yani. Başkent hmm. burası yani veya işte İzmir'i evet. yerelden mi sayacağız yani? İşte İzmir tabii yani, ki olacak. Yani bana yereldeki inisiatifi <laughs> Yozgat'tan bahsetmesi yani. Yozgat'ta var mı sanat etkinliği evet. inisiatif falan yani? Benim için yerel odur. Evet. Ee, ama yani işte yerin şöyle bir güçlü yönü var. Hani insanlar günlük yaşamlarını bir tık daha ferahlar ya hani bizim gibi. Yani ben sabah bilmem nereye gittim, sonra oradaki bir görüşmeyi yaptım, şimdi buraya geldim. Yerelde işler böyle yürümüyor ya gündelik hayat yani ben de mesela İzmir'de dernekte çalışan arkadaşlarım vardı. Onda ofise geliniyor. 11'de çalışmaya belki başlanıyor falan hani biraz yavaş işleyen bir yer. E Dolayısıyla kafa sakinliği de oluyor ve mesela insanlar bir yazıyı uzun uzun okuyup sana mail atabiliyorlar. İşte evet. Ne? Ben de... Yani evet. yazı kadar mail atmış bana. Evet. Ben hayatta uğraşmam ya onunla yani. <laughs> Öyle bir şey uğraşmam ne yazarsa yazsın bana ne? hani. Ama o insanlar Hiç öyle mesela bunu vaktim buna... olmadı galiba. Evet ama insanlar ona kafa yorup yazmak istiyor, sana ne iletişim kurmak istiyor. Bu sene biraz daha buna eğilmeye çalışacağız. Yani geçen sene de böyle denedik bir şeyler işte atıyorum. İzmir sergi takvimi işte iki aylık hmm. takvimler yaptık. Ankara sergi takvimi diye. Bu sene de Kalça Civic fonuyla hani fonu aldık işte onunla ilgili bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biraz da hani hani genelde yereldeki işlerde şöyle yürür. İşte Adana'da sergi açılır. Füsun, Kültigin'i topluyoruz. Hadi otobüste Adana'ya gideriz. E, aynı insanlar yazarız. Venediye'de onlar. Evet ben. Yani Berlin'e de. Şey, Oraya da. E şeyimden, Artok'tan şeyimden. Ben şeyimden İstanbul'da görmedim. <laughs> yani orada gördüm, evet. Adana'da gördüm, Memne'de gördüm. Sonra İstanbul'da gördüm şaşırdım falan. Aa sen İstanbul'da yaşıyordun evet. diye. Ama mesela bunu yapmamak için biz lokalden şey yapalım. Yani oradan yazar yetiştirelim. Dolayısıyla bu projede biz bu yazarlarda isteyeceğiz, şey yapacağız ama siz orada yaşamaya devam edeceksiniz. Hı -hı. Ve önümüzdeki sene bu fon olmasa da Başka kaynaklarla mesela sen yazmaya devam et yani o şeyde belki yılda bir tane iyi sergi açılıyor hakkında yazabilecek ama sen orada bizim yazarımız ol onu yaz bize haber et bir eğitim programı olur bilmem ne yap fikir gelirse devam şey yap diye. Bu sene biraz daha onu yapacağız hı hı. Ee, güçlendirmeye çalışıyoruz İlk yazı önerilerini aldık onu toplantısını yaptık falan. Yani Beklentimiz de böyle çok büyük değil ee, hani yüzde 10'u geçemez belki bütün içerikler içinde ama bir işte yüzde onda oluşturmaya çalışalım. En azından Hı -hı. Bir deneyelim, zorlayalım. Ee, neler oluyor hani olmazsa da yapmayız bir evet. sonraki sene ama evet. en azından bir denemiş olalım yani ne oluyor diye. Bence de önemli olan o deneme alanını açmak Hı. ve bence çok yani sen olsaydın mesela orada böyle bir imkan gelseydi orada yaşarken. harika evet. olmaz mıydı? Evet yani, yani ne var diye bakmak isterdim. Hep onu çünkü <laughs> evet ya yani, aynen ben de.